Ben... Evet. Siz? Çok istiyorum. Neyi? Bisiklet kullanmayı. O zaman şöyle yapalım. Ben bir kullanayım. Siz nasıl kullanıldığına bir bakın. Bana değil, bisiklete bakacaksınız. Ama başımı döndürüyorsunuz. Denge önemli. Hayatta da böyle. Dengemizi bulmak kolay olmuyor. Ne oluyor Allah'ım bana böyle? Niye hiç bitmesin, hep yanımda olsun istiyorum. Daha ne kadar oldu ki tanışalım? Ne oluyor bana böyle? Ben o dengeyi bulacağım. Merak etmeyin. Karşıya bakın hep. Süper. İşte bu. Oldu galiba. Evet. Şimdi de sen benim başımı döndürüyorsun. Gel. Gel hadi. İyi, gelme. Ne bakıyorsun? Madem gelmeyeceksin, niye gelecekmiş gibi bakıyorsun? Gidersin işte böyle. Sonunda kafa yedirttin bana Gamze. Çok geç kalma, üşütme olur. Ömer. Bitti baba. Boşanma protokolü imzaladık. Medeni cümleler kurduk birbirimize. Ben acıdan iki büklüm olmamışım gibi yaptım. Anlayışla el sıkışıp arkamızı dönüp gittik. Sen nasıl yaptın baba? Nasıl başardın? Neyi oğlum? Annem gittikten sonra ayakta kalmayı baba. Sabah uyanmayı, gülümsemeyi, hayat devam ediyormuş gibi yapmayı sen nasıl yaptın baba? Herkes gibi oğlum. Hayatta mutluluk kadar acı ve ayrılık da var. Ben önce Allah'a, sonra size tutundum evladım. Sen de öyle yapacaksın. Bize, ailene tutunacaksın. Bir gün bize bakmışsın ki... O gün ne zaman gelecek? Buradan bakınca çok uzak görünüyor. Ben her şeyin kolay olması için... Elimden geleni yapacağım baban olarak. Sana söz veriyorum oğlum. Ölümden gayrı her şeyin çaresi var oğlum. Allah'ın izniyle. Sağ ol baba. Hadi dön evine. Bekliyoruz. Efendim baba. Gamze neredesin? Aşağıki parktayım. Ne yapıyorsun orada? Bilmem. Duruyorum öyle. Bekle, geliyorum ben. Ömer'in canını çok yaktın.
Sebeplerin vardır. Ama nasıl Tuna'nın canı yanınca sen kahrolursun, ben de... Ömer için kahroluyorsun. Hayır, ikiniz için. Hem Ömer için hem senin için. Ben seni evlatlarımdan ayırmadım Gamze. O yüzden de bu kadar koydu ya. Bu bizden kopup gitme telaşın. Ama seni ikna etmeye gelmedim. Sadece bilmek zorundayım. Sizin için hala bir umut var mı? Var demeyi o kadar çok isterdim ki. Ama? Ama diğer isteğim daha ağır basıyor. Neymiş o? Ömer baba olmayı bu dünyadaki herkesten daha fazla hak ediyor. Ve ben ona bunu veremem. Nasıl? Siz şimdi bu yüzden mi? Ben düşündüm. Ben niye bu kadar öfkeliyim? Ben niye Ömer'e bu kadar kızgınım diye. Sonra çözdüm baba. Ben aslında kendime öfkeliyim. Benim öfkem kendime. Eğer benimle olursa hayatının sonuna kadar baba olamayacak. Ve bu hayatında hep bir eksik olarak kalacak. Biliyorum ki bin kere de seçme hakkı olsa her seferinde beni seçer. Ama bu haksızlık. Bana sorsalardı sevdiğin adam mı yoksa oğlun mu diye, ben bin kere de Tuna'yı seçerdim. Ama Ömer baba olmak için doğmuş biri. Baba olmak için bu dünyaya gelmiş. İyi, şefkatli, sevgi dolu. Tıpkı senin gibi. Ve sizden o kadar az var ki. İyi de sen bir daha hamile kalamayacağını nereden? Bir daha hamile kalamam. Ben bir daha o ölüm kalım savaşını, o korkuyu bir daha yaşayamam. Ömer'e de yaşatamam. Keşke Ömer bunu bilseydi de... en azından kendini bu kadar yetersiz hissetmeseydi. Sen ona bir şey söyleme sakın. Sen de üzülme baba. Bu onun için en hayırlısı. Peki sen bir gün Ömer'in baba olacağını öğrensen ne hissedeceksin? Çok sevineceğim. Ve çok canım yanacak. Ama iyi ki hayatından çekilmişim diyeceğim. Umarım dediğin gibi olur. Ve sen pişman olmazsın. Babam nerede Çiçek Hanım? Vallahi babam bugün zor bir gün geçiriyor Ömer. Biraz yürüyüp geleceğim demişti. Neden? Ne oldu ki? Hah, geldim oğlum. Geldim de. Sen neredeydin babam? Hiç. Dolandım biraz öyle. Ömer, şu Melek seni sorup duruyor. Sen yokken odasından çıkaramıyoruz malum. İftara da inmedi kız. Tamam Çiçek. Acıkırsa iner nasılsa. İnmez Reşat. Anca Ömer çağırırsa. İnmezse de kendi bilir canım. Ne yapalım? Bu çocuk hangi biriyle uğraşsın? Biri rahat bıraksınlar. Bir huzuru ersin çocuk. Tamam baba, sorun değil. Hallederim ben. Halletme işte evladım. Dinlen biraz sen de. Kafanı dinle. Kolay mı senin de yaşadıkların? Ben keşke aramasaydım seni. Endişelendirdim boşu boşuna. Ama iyiyim ben şimdi. Sen merak etme beni. Daha da iyi olacaksın. Hiç merak etme. Bir kapı kapanır, diğeri açılır. Her şeyin hayırlısı diye boşuna dememişler evladım. Ben bir Melek'e bakayım. Reşat. Belki barışırlar.
Niye öyle diyorsun? Çocuk umudunu kesmesin. Tam tersi. Kessin. Kessin ki önüne bakabilsin. Kessin. Çok güzel olmuş. Kimin işin o? Yıldız. Yıldız? Anlamadım. Dileğindeki kişi için. Ha yok, ben Yıldız Kaydın'a başka bir şey dilemiştim. Gamze değildi. Melek, bak hala yabancılık çekiyorsun, anlıyorum. Ama sen odandan çıkmadıkça bu aynı kalmaya devam edecek. Seninleyken çekmiyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama ben her dakika senin yanında olamam. Bunu bekleyen yok zaten. Bak, gerçekten çok zor bir gün geçiriyorum. Israr etmeye hiç gücüm yok. Ama eğer bizimle aşağıda oturursan, bizim içimiz daha rahat eder. Dediğim gibi, sana kalmış. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun buyurun geçin. Koydum çaylarınızı. İyi akşamlar. Zahmet etmişsiniz yine. Buyurun. Olur mu? Ay. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Çiçek Hanım, ben denedim ama geleceğini sanmıyorum. Tamam oğlum, hadi geç otur sen. Hey Reşat Efendi. Yok mu bu duruma uygun bir şehir? Pekala, tamam. O zaman Abdülhak Hamit'ten gelsin ha. Ya Rab, öleyim mi, neyleyim ben? Ayrı yaşayayım mı sevdiğimden? Verdin bana böyle bir musibet. Ettin beni düşmeni muhabbet. Nasıl ama? Asıl o ayrı düştü sevdiğinden. Hı? Çiçek Hanım, iyi misiniz? Çok özür dilerim ben. Çiçek. Yok, yok, iyiyim, iyiyim. Kusura bakmayın. Ömer, bak kurabiye al, cevizi çok güzel. Ben alırdım, niye zahmet ettiniz ki? Ömer, seninki geldi. Kay azıcık buraya da otursun kız. Ah, nihayet. Ne mutlu sana be Reşat. Etrafın hep kalabalık. Ailen, çocukların ne güzel. Sen hiç yalnız kalmazsın. E böyle olunca da insan yaşlanmaktan da korkmaz. E sizin de ne güzel bir karınız var. Sizi hiç yalnız bırakmamış, can yoldaşlığı yapmış. Aynen öyle yaptı, sağ olsun. Ama işte ne bileyim, biraz daha kalabalık bir aile olsaydık. Hiç olmazsa birimiz gidince diğeri yalnız kalmazdı. Samet, yeter ama. Ömer, madem babanları öğrendi, artık gizlemenin bir alemi yok. Bak yavrum,
Benim durum biraz kritik çıktı. Yani senin anlayacağın yolcudur Abbas durumu. O nasıl laf ama Samet? Niye üzüyorsun şimdi bizi? Konuştuk bunları. Yahu tamam. Tedavi olacağız dedi. Gerisi Allah kerim. Ben burada çocuklara bir şey anlatmaya çalışıyorum Reşat. Bakın, siz siz olun. Ne kendinizi ne de yanınızdakini asla yalnızlığa mahkum etmeyin yavrum. Etrafınızda bol bol kahkahalar olsun. Öyle kötü günlerde de sizinle bolca ağlayacak insanlarınız olsun. Arkadaş, dost tamam bir yere kadar. Siz yuva kurun. Yaşlandığınızda çocuklarınız, torunlarınız olsun. Olsun ki öldüğünüzde onların sizi yaşatmaya devam edeceğini bilin. Bak, Ömerciğim bu lafım sana. Bir kere denedin, olmadı. Eyvallah. Ama kapıyı sakın kapatma. Sakın yalnız kalma, olur mu? Merak etmeyin, yalnız kalmaz o. Babasına çektiyse hemen bulur birini. Samet, ayıp ama ya. Ay önce sen de bazen yani. Sen de mi Ömer? Hoş geldin. Sen de mi buradaydın? Evet. Yardıma geldim. Sen niye geldin? Ben de yardım etmeye geldim. Ne kadar iyi ettiniz ya. Herkes sizin gibi böyle yardımsever olsa keşke. Mesela bak Nuran diyor ki ben de gideceğim diyor. Tahir gibi kaytaracakmış. Bakın mümkün değil. Ben burada sabaha kadar yalnız kalamam. Korkarım. Benim için sorun yok yenge. Yani eğer onun içinde yoksa. Yo, ben gayet tamamım. Sonuçta bu, dükkanı kurtarmak amaç. Gördün mü? Gördün mü Nuran? Ne kadar medeni bir çift. Helal olsun size. O zaman sen bize görev ver yenge. Vereceğim tek bir şey eksik. Tamam, nedir? Yemek. Ya buraya şimdi öğrenciler biraz dadandı, yağmaladılar bizi. Biz de büyüme çağındalar besbelli diye hiçbir şey diyemedik. Ama şu an menümüzde çorba ve pilav dışında hiçbir şey kalmadı sahura. Burada muska böreği yazıyor. Aynen, o da var. Çok zor bir şey değil o, ben biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Annem çok yapardı. Hatta abim de çok sever. Ya bırak onun sevgisi eksik kalsın. Peki sen yufka açmayı biliyor musun Gamze? Sanmam. Aa, niye bilmeyecekmişim? İşte sen genelde hazır alırdın. O bilmiyorum anlamına gelmiyor. Vakit kısıtlı da ondan. İyi madem, görelim. Allah Allah, biliyorum dedim ya. Sana mı ispatlayacağım şimdi? İyi o zaman. Siz böreği halledin, ben gerisini halledeceğim. Vakit dar ya, ondan söylüyorum. Hazır yufka almak daha mantıklı değil mi? Biliyordum. Neyi biliyordun? Sahura kaç saat var? Daha 7 saat var. Sen halledersin. Tamam, başka? Ayran bitti. Tamam, başka? Pırasam bitti. Tamam yenge. Hepsini yetiştiririz Allah'ın izniyle. Sen merak etme. Katılıyorum. Evet, tamam madem. O zaman ben gideyim. Git. Tamam, bir şey lazım olursa zaten ararsınız beni. Tamam. Sıkıntı olmaz değil mi? Ha? Yok. Tamam. Tamam, hadi iyi akşamlar herkese. Görüşürüz. Görüşürüz. O zaman haydi mutfağa. Buyurun. Saçını topla istersen. Toplayacaktım zaten.
Hadi sen patatesleri çıkar. Olur mu canım? Kıymalı güzel olur o. Patatesi yedin mi hiç? Yemişimdir. Yememişsin belli, böyle konuştuğuna göre. Sen kıymalısı yedin mi peki? Yedim. Ama şimdi etsiz daha lezzetli olabilecekken niye maliyeti arttırıyoruz anlayamadım. Ya sen daha ucuz olduğu için istiyorsun yani, daha lezzetli olduğundan falan değil. Hadi sen yufkaya başla. Ben mi açacağım yufkayı? Ne var, demin hamal atıyordun ya biliyorum diye. E biliyorum zaten. E o zaman? E'si Gamze, biz bugün boşanma evrakı imzaladık. Şimdi burada beraber yufka mı açacağız biz? Açmayalım mı? Yo, açalım da sorun o değil. Ne peki sorun? Ha sen erkek adam yufka açmaz diyorsun. Utanıyorsun. Allah Allah, ne alakası var? E o zaman Şükran'ı yalnız bırakmamamız lazım. Bak dükkan hala belini doğrultamadı. Tamam, haklısın. Yengem ve dükkan için buna mecburuz. Aynen öyle, onlar için buna mecburuz. Hadi çıkar onu, şu hamuru yoğurmaya başlayalım. Sen de bir kap çıkar lütfen. Şudur. Senin bar ne oldu? Ramazan diye pek yoğun değil. Bir de bugün izin aldım. Boşanma izni mi? E patlatsaydın bir tane damar şarkı, vallahi coşardı mekan biliyor musun? Gamsız Öküz diye bir şarkı var biliyor musun? O çok iyi giderdi şu anda. Çocuklar, bakın ben ne unuttum. Ben aslında hamuru hazırlamıştım, dinlensin diye dolaba koymuştum. Heh. Şuradan da baklavaları vereyim size. Sen al bunu, sen de bunu al. Dikkat edin ha. Hadi bakayım, kolay gelsin. İyi, hadi kurtul. Bak, şiddetli geçimsizlik dedikleri tam da bu olsa gerek, biliyor musun? Şimdi bir şey derdim ama üstündeki önlük o kadar yakışmış ki hiçbir şey diyemiyorum. Senin de eline merdane yakışıyormuş meğer. İşte ne yapalım? Bugüne nasipmiş görmek. Hadi hadi. Şuradan patatesleri çıkar Ademoğlu. Hadi. Gerçekten patatesi yapacağız yani. Hadi soymaya başla. Hadi. Az laf çok iş. Şükran, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hiç zahmet etme. Biz hallettik. Sen niye böyle sessiz konuşuyorsun ya? Dur sen. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor ya? Dur! Konsantrasyonlarını bozma! Hey be! Ulan biliyordum ya. Aslanlarım benim ya. Helal olsun lan size. Ne oluyor be? Allah şahidim olsun var ya. Bir an bile boşanacağınıza ben inanmadım. Var ya bak, herkesin aksine ben böyle umudumu bir an bile kaybetmedim. Demek inandın ha. Demek ikna oldun ha Gamze. Kardeşim mi? Kardeşim mi? Bunu, abi, hiç... Oğlum niye duracağım ya? Bak benim kardeşimin yuvası yıkılıyordu ya. Ya var ya, yani neredeyse bu çocuğu yine yerlerden toplayacaktık. Kafanı yiyip yiyip ondan sonra bu kızın resimlerini çizecektim. Oh be, rahatladım ya. Yok abi, biz barışmadık. Nasıl barışmadınız? Bu ne? Bu ne? Kafası böyle, bu ne? Yok, yok, ben öyle bir şey yapmadım. Sen yanlış gördün herhalde. Evet, biz avukata gittik. Boşanma protokolünü imzaladık Tahir. Bu ne? Bu ne o zaman? Bu manzara ne böyle? Ne? Dayanışma için, burası için yani sadece her şey.
Yani küsecek değiliz zaten. Biz arkadaş kalacağız. Ha tabii. Arkadaş kalırsınız ha. Böyle dip dibe siz böyle arkadaş kalırsınız. Ya bu neyin medeniyeti Allah'ın sen ya? Bizi mi yiyorsunuz ya? Arkadaş kalacaklarmış Allah. Niye? Biz kalmadık mı seninle? Biz de arkadaşız seninle şu anda. Değiliz Şükran. Ne senle ben arkadaşız ne de onlar arkadaşlar. Kimle arkadaşsın sen o zaman? Vicdanla mı? Tamam kavga etmeyin. Ya, hakikaten bir sakin ol. E tamam ya siz arkadaş olarak kalın tamam mı? Birbirinizden kopamama bahaneniz bu olacaksa iyi tamam. Arkadaş olun. Kanka olun. İsveç'e selam. Gördünüz mü? Özüne dönmesi 3 gün sürdü. Sen onu bunu geç. Sen neredeydin? Ben seni sabahtan beri arıyorum. Sen niye telefonuna cevap vermiyorsun? İnsan arkadaşına bunu yapar mı? Nilüfer'leydik ya Şükran. Hani iftara kal diye ısrar edince vicdan kıramadım. Kırma tabii. İnsan arkadaşını kırar mı hiç? Beni de ama böyle zor durumda bırakma. Yani Ömer olmasaydı, onlar olmasaydı ben ne yapacaktım bugün? İyi ki çevremde böyle medeni insanlar var ki bugün bak el ele verdiler, burada bana destek oldular. Çok şükür. Tabii, tamam. Tamam ben de şimdi bir şeylerin ucundan tutarım ya Şükran. Tut. Ama sen önce şu mali tablonun ucundan bir tut. Bak bakalım bugün ne kazanmışız, ne harcamışız. Gözlerin bayram etsin, al. Ne ki bu? Ne oldu? Bakın bundan sonra buranın adını da değiştiriyorum ben. Şükran'ın öğrenci yurdu oldu. Sen nasılsın? Beni sorma artık baba. Ama endişelenmene de gerek yok. Kabullendim artık. Bunu ne demek sormayın? Sizler benim evlatlarımsınız. Kimim var benim sizden başka? Eksik olma baba. Bak evladım. Bu sana bir baba tavsiyesidir. Kulağını aç beni iyi dinle. Gamze ile boşanıyor olman seni evlilik hayatına küstürmesin sakın. Yaşadığın bir olumsuz tecrübe her şeyin sonu demek değil. Elbet karşına başka biri çıkacak. Bir de bakmışsın karışmışsın çoluk çocuğa, etrafında öyle veletler baba baba diye fır dönüyorlar. Baba benim evliliğe inancım kalmadı. Aşka da öyle. Bu hayaller bana uzak artık. Olmaz öyle şey. Hayatın sana sunacağı onca güzel duygudan vazgeçemezsin. Bunun ben küstüm oynamıyorum demekten ne farkı var? Ne yapayım peki? Yani sen olsaydın ne yapardın? Ömer benim hayatta ilk sevdiğim kişi annen değildi. Öyle mi? Bilmiyordum baba ben. Kimdi peki? Orası mühim değil artık. Geçti gitti. Demek istediğim şu. Hayatta illa tek bir kişiyi seveceksin diye bir kayıt yok. Bir kez aşka düştün diye kendini o acının içinde helak etme evladım. Bak yılların geçer sonra. Bir de bakmışsın yapayalnız. Herkes karışmış çoluk çocuğa, sen tek başınasın. Hem baba olmak dünyanın en güzel duygusu. Geç kalmaman lazım. Hayatına başka birinin girme ihtimalini yabana atma. Ne yani? Çok beklemeden mantık evliliği mi yap diyorsun bana? Hayır evladım. Ama aşk demek de her şey demek değil. Onun yerine koyacağında bir sürü güzel duygu var. Baba olmak gibi, güven gibi, yol arkadaşlığı gibi, huzur gibi. Yani bu duygulara da yabana atma. Yani tamam aşk çok güzel bir şey ama mutluluk için yetmediğini sen de yaşadın, gördün. Anlıyorum ama. Belki de öyledir. Belki de sen haklısındır. Melek sen ne yapıyorsun? Beni Gamze'ye götürmen lazım. Neden? Banyo yapmam lazım ve burası çok kalabalık. Rahat edemiyorum. Yok olmaz. Ben ayarlarım şimdi banyoyu boşaltırım tamam mı? Sen merak etme.
Lütfen beni Gamze'ye götür. Melek, bir banyo yapmak için biz buradan Gamze'ye mi gideceğiz? Ben halledeceğim. Senin rahat etmeni sağlayacağım. Sen güven bana. Benim için de değişiklik olur biraz. Sen neden bu kadar Gamze'ye gitmek istiyorsun? Canımı sıkan bir şey mi oldu burada? Biri bir şey miydi yoksa? Bunları bana söyleyebilirsin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Benim için de değişiklik olur biraz. Haklısın. Ben bu sıralar çok da eğlenceli biri olmayabilirim. Tamam. Arayalım bakalım. Yeter artık Nurhan, tamam. Hadi gördük göreceğimizi. Çekeceğin kadar da çektin, tamam. Dur, birkaç tane daha çekeceğim, tamam mı? İyice rezillikleri çıksın ortaya. Dur bakayım. Ömer arıyor. Ya Ömer, ne kredi diyorum. Hayır, saçmalama. Ver. Geri de dur. Efendim Ömer. Müsait misin, böyle pat diye aradım ama. Yo yo, önemli değil. Sesin bir tuhaf. Evet, tuhaf. Çünkü senden tuhaf bir şey istemek üzereyim. Ne oldu? Söyle. Merak ettim. Melek banyo yapmak istiyor. Ev kalabalık diye rahat edememiş. Beni Gamze'ye götür diye tutturdu. İşte müsaitsen eğer banyo için getirebilir miyim? Tamam. Ben o kadar da tuhaf bir şey değilmiş aslında. Belli ki kızcağız utanmış sizden. Yani olabilir tabii de işte bunu senden istemek tuhaf. Yo yo, sorun değil. Tamam, o zaman ben şimdi eve geçerim. Sen de Melih'i alıp gelirsin. Yani sana çok büyük olmayacaksa tabii eğer. Yok yok, tabii ki. Hem belki eskisi gibi ısınır bana da. O zaman görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ha, sen bu kadar emindin yani kabul edeceğinden. Ya hayır deseydi? Demez çünkü o iyi biri. Tıpkı senin gibi. Kaçırıyor da. Ama ben hallederim. Sen nasıl halledeceksin? Sırılsıklam olmuşsun. Dur ver bakayım. Ya ben hallederim diyorum. Onun bir püf noktası var, ben biliyorum. İyi, hadi hallet bakalım. Yanlış yapıyorsun. Sen çekil kenara, bana bırak. Bana bırak Gamze. Al. Gamze, ne yapıyorsun Gamze? Neredeydin, neredeydin? Ya kapatsana şunu üstünü. Hadi gel, kendin kapat. Geç. Çürümüş bu. Değişmesi lazım. Yok, ben gayet rahat duş alıyorum. Bak, 40 yılın başı bir şey rica ettim. Böyle eziyete dönüşeceksin. Hadi hadi, çık sen hadi. Gel Melek. Ya böyle olmaz diyorum, anlamıyor musun? Bunun değişmesi lazım. Sen yapamadın diye şimdi niye buraya atıyorsun? Ya sabır ya. Hadi hadi, çık. Kız çekiniyor, gelemiyor. Hadi sen çık. Melek, hadi biz ablamlara gidelim. Ne yaparsanız yapın, ben salondayım. Melek, o boru çürümüş ama ben onu değiştireceğim, yedeği var. Sen merak etme. Ama aramızda. Sohbetine de doyum olmuyor. Sen bir an önce şu boruyu değiştir. Kıza işkence olmuştur kesin.
Melek, saçını kurutmamız. Yok, yok öyle olmaz canım. Kurutma makinesi banyoda mı? Mutfakta. Allah Allah. Sen bekle, ben hemen getiririm. Buyur Melek. Diş fırçamı atmamışsın. Unutmuşumdur. Öyle mi? Bornozumda duruyor. Sen onu gelmişken al bari. Konu o değil. Kıyamadığın için mi atmadın? Yoksa bir gün ihtiyacım olur diye mi? Melek, başka bir şeye ihtiyacın var mı? Biz gidelim o zaman. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ha, bu arada... Sen şarkıcılığın yanında tesisatçılığı da bir düşün. Ben hepsini yaparım evelallah. Sen beni merak etme canım. Hah, alo baba. Nasılsınız merak ettim. Ne kadar iyi olabilirsek oğlum. Siz nasılsınız? Ne yaptınız çocuğum? Biz iyiyiz. Burası çok güzel. Abim her şeyi düşünmüş. Tabii keşke siz de olsaydınız. Kısmet oğlum. Baba bir şey ihtiyacınız olursa haber ver olur mu? Yorulursam da haber ver, ben gidip, tamam mı? Tamam oğlum, tamam. Hiç merak etme sen. Hayat. Merhaba Ömer abi. Merhaba Tunacığım. Anne, teyzenler gelmiş. Ben Erdem'in yanına geçeyim. Tamam. Ne kadar güzel olmuş değil mi burası? Bayram yeri gibi. Beğendin mi Melek? Abim bu lokanta işine çok asılıyor. İyi. Sonunda gerçek bir amaç bulabildi kendine. Ona da iyi gelmiş baksana. Evet, yengemi de mutlu etmeye çabalıyım. Asıl amacı da o zaten. İşe yaramış gibi. Ömer, Gamze. Merhaba. Merhaba. Sakın. Sakın bir şey söylemeyin. Sabahtan beri duyacağını duydum zaten. Yok, biz bir şey söylemeyecektik zaten. Nereden esti böyle? Hep o sağlık yüzünden. Niteliksiz berber. Ya paran olacak, bastıracaksın parayı. Böyle afilli bir berbere gideceksin. Bak o zaman ne oluyor? O zaman gibi öyle kimse dalga geçebiliyor mu? O zaman yani bu kadar çok gitmek istiyorsan Gamze seni götürsün. Bir sürü tanıdığı afilli kuaför var. Ne yapayım Nisa? Kadın kuaförüne mi gideyim, onu mu diyorsun? Önce benim bu hesabı kapatmam lazım. Soracağım ben o Sadık Efendi'ye. Sabotaj ya bu resmen. Bile bile kuyumu kazdı. Dost görünen düşman. Bir de sırdaşım olacak. Sırdaş mı? Ne sırdaşı Hakan? Ne alaka?
Yok ya, bir şey. İşte saçımı boyadık ya beraber, onu diyorum. Daha farklı hizmetlerimiz olacak. Çok iyi düşünmüşsün Tahir. Mahallemize layık olduğu sıcaklığı, samimiyeti getirmek hepimizin görevi. Hani muhtar adayı gibi konuştu. Hani böyle aday olacakmış da seçimlerde bizim haberimiz yokmuş gibi. İltifat mı ediyorsun yoksa dalga mı geçiyorsun? Onun da kararını artık sen vereceksin. Sen seç. Ne oldu? Ne oldu Tahir? Ne oluyor? Tahir nefes al. Nefes al, ne oluyor? Ay, nefes alamıyor. Su getir. Tahir boğuluyor. Abi. Tahir ne? Ya. Tahir boğuluyor. Tahir boğuluyor. Bir şey yapsanıza ya, su getirin. Şükran boğuluyor da. Çekil sen şuradan. Ben ne yapacağımı biliyorum. Tut şunu. Ben biliyorum ne yapacağımı. Sen şöyle götür bakayım. Açılın, gel. Açıl. İyi. Tamam. Çekil, açıl. Çekil. Ya çocuğa göstermeyin güzel abicim. Ay. Ya kaburgasını kıracak bir engel olsanıza. Ay. Çıktı mı? Nefes al, nefes al. Oh Allah'ım. Ah şükür. Hayatımı kurtardın Şükran. Ne yaptın ya? O ne hareketti öyle? Hemlik manevrası bu. Ehliyet kursunda öğrenmiştim ben bunu. Ha. Neyden neyden? Hemlik manevrası bu. Bak o kadar karşı çıktın benim o kursa gitmeme. Canını kurtardı gördün mü? Halt etmişim be Şükran. Ettim. Olsun ama. Sen iyi ol bana yeter. Canın acıdı mı? Yok Şükran. Senin vurduğun yerde gül biter. Ya ben sana vurmadım. Hemlik manevra bu, hemlik. Ay başlayacağım sizin romantizminize. Eda, ben... Tamam sen git. Kız Şükran nasıl yaptın ya bu işi sen? Bilmiyorum ki, ben de anlamadım. Bir anda oldu. Maşallah, maşallah. İşler epey karışmış sizde. Sorma. Fena karıştı hem de. Ben de bugün öğrendim. Ya Nurhan abla fena sinirlendi ama. Ya zamanla alışır belki. Yani böyle şeyleri kabul etmek biraz zaman alıyor. Biliyorsun babamla Çiçek Hanım'la evlenmek istediğinde neler yaşadık. Ama geçti şimdi. Mutlular. Öyle değil mi? Öyle. Yani sonuçta mantık evliliği ama mutlular. Belki de mutlu olmak için illa aşk evliliği yapmak gerekmiyordur. Melek nerede? Gel benim sevhi bilendim. Gelmem benim sümüklü evindim. Gel benim gönlümün hasılı. Ha, orada. Hacivat'la karakol izliyor. Hadi gel yalnız bırakma. Ömer. Ah Safiye Hanım. Merhaba nasılsınız? Ben iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim sağ olun. Hayırlı olsun. Boşanıyormuşsun. Öyle oldu. Bugün Çiçek Hanım geldi bana. Sana bir taze bakmamı istedi. Pardon anlayamadım. Biz daha resmi olarak boşanmadık. Çiçek Hanım kime danışmış da böyle bir şey yapmaya kalkışmış? Reşat Hoca bizzat istemiş. Bize de hocamızı kırmamak düşer. Ne de olsa kıymetlimiz. Ben sağa sola bakmaya başladım. Merak etme. Hayırlı bir kısmet bulacağız inşallah. Hadi ben seni meşgul etmeyeyim. İyi eğlenceler. Aa inanmıyorum ya. Ne demek şimdi bu? Kadın, bir dakika bir dakika. Babam böyle bir şey yapmış olamaz. Çiçek Hanım mı gaza getirdi acaba? Bir de kadının rahatlığına bak. Benim yanımda rahat rahat nasıl konuşuyor böyle?
Hayır yani biz daha boşanmadık ya. Yani tam resmi olarak boşanmadan. Bu çok hızlı bir hamle değil mi Ömer? Şaşırdım yani sadece. Hele de senden habersiz. Babam bu kararı tek başına vermedi Gamze. Birlikte konuşup karar verdik. Benim her şeyden haberim var.